Babil dizisi yeni yayınlanan bir dizi. Duymuşsunuzdur. İzlediniz mi bilmiyorum. İzledim efendim. Dördüncü bölümün sonuna kadar izledim, bitirdim hepsini. Ne düşünüyorsunuz dizi hakkında? Bok gibi olmuş! Bok gibi, böyle bir dizi olabilir mi ya? Böyle bir dizi olabilir mi arkadaşım? Yani bizim elimizde Netflix var, Amazon'un işte Prime'ı var, bir sürü Hulu var. Hepsinin dizilerini izliyoruz, biliyoruz. Yıllardan beri yabancı dizi izliyoruz. Bizi enayi zannediyorlar. Sikim Sonic dizileri, Sikim Sonic oyuncularla birleştirip bize yutturmaya çalışıyorlar. Yer miyiz biz? Yer miyiz? Bu da o zaman insanları uyutmak için yapılan dizilerden biri mi diyorsun? Kesinlikle toplum mühendisliği için yapılmış bir dizi. 13. bölüme hoş geldiniz. Artık 13. bölüm değiliz. O zaman neyiz? Kanalıma hoş geldiniz. Hangi gerizekalı kanal? Kanal YouTube'u ne? Artre. Bugünkü konuğumuz Sayın Tonguç Akarca. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Merhabalar efendim. Bir de Doktorlar dizisi var. Doktorlar hangisi? Çok eskiden vardı. Şimdi bir de doktor var. Neydi? Doktor var. O şey, engelli doktor. Aynen. Engelli. Herkes engelli doktor gibi kitleniyor. Hekimoğlu hakkında ne düşünüyorsun? O da aynı. Çok saçma. İnsanların bu yapmacık tarzı mı? Yapmacık tabii. Hiç gerçekçi değil. Doktor doktoru geziyoruz. Hangi doktorlar öyle? Teşhis bile koyamıyorlar Türkiye'de. Koyamıyorlar ya. Koyamıyorlar. Ya bir şeyin yok senin. Yok işte. Ya işte bu da. Psikolojik. Doktorların hepsi gelen bütün hastalara psikolojik diye gönderiyor. Hasta stres. Stresten uzak dur. Ondan sonra 2 gün sonra adam ölüyor. Vay efendim, senin yüzünden karım öldü, kocam öldü. Sana dava açacağım. Benim bir suçum yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Ondan sonra doktor, işte doktorlar günü. Yok şey, bizim maaşımız yeterli değil. Neyinize yetmiyor ya? Vay, anti doktor propagandasına dönüştü. Öyle, öyle. İnsanlar kafayı yemiş bence. Yani gerçekten kafayı yemişler. Babil'e dönelim mi? İnsanlar o kadar iğrençleşmiş ki. O kadar iğrençleşmişler ki. 3 kuruş 5 kuruş para kazananın benim dediğim olur diye ortalıkta dolanıyor. Lan sen kim boksun diyeceksin. Makam mevki sahibi olmakla alakalı bir şey mi bu? Aynen öyle. Orada kendi alanını yaratmış. Burası benim mekanım. Bu düşen çığ olayını biliyor musun? Evet. İlk başta kaç kişi? 4-5 kişi ölmüştü. Daha sonra 33 mü 35 mi ne oldu? Daha sonra tekrar çığ düşüyor. Meğerse başkanın başdanışmanlarından birinin bir toplantısı varmış. Yol açılsın diye iş makinelerini gönderiyorlar. Tekrar çığ düşüyor. Şu an totalde herhalde 42 ölü var. Ölüleri de şehit ilan ettiler. Artık herkesi şehit ilan ediyorlar. Babil konuşacaktık. Yine politikaya daldık. Sen sevmezdin politikayı. Aslında ben politikayı çok severdim. Aslında bu politika değil, bu yaşamın tam ortası. Öyle. Babil dizisi diyorduk. Babil. İlk 4 bölümü izledin. Ya bu kadar şeyin içerisindeyken Babil'in değeri ne? Hayatlarımız çok sıkıcı olduğu için dizilere vurmuş olabilir miyiz kendimizi? Bir laf var, hayat sıkıcı değil, senin paran bitmiş diye. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok doğru. Paran olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Şu an paramız olsa ne yapardık biliyor musun? Kesinlikle arabanın arkasına böyle bir tane römork takıp etrafını onun kapatıp böyle seyyar bir karavana çevirip hemen dağlara vururdum seninle bitti beraber. Bitti. Eskiden insanlar köyden şehre göçmek için deli deli mücadele ederlerdi. Şimdi şehirdeki insanlar köylere göçmek istiyorlar ama yok, göçemiyorlar. Müstakil bir evin olacak. Bahçen olacak. Kendin ekeceksin. Kendin biçeceksin. Yettiremezsin ki. Eskiden müstakil evde oturmak kabusken apartmana oturmaya çalışırdı insanlar. Apartmanda oturmak isterlerdi. Şimdi apartmandakiler müstakile kaçmak istiyor. Geçmişti bir zamanlarda öğretmenlik mesleği, memurluk mesleği değersizdi değil mi? Hani Türk filmlerinde falan görüyorduk. Polislere böyle falan prim vermezlerdi. Polis mi? Kız vermezlerdi polise. Türk filmlerinde en çok işlenen konu buydu. Şimdi ne oldu? Bir dönem böyle meslek, öğretmenlik çok güzel bir meslek oldu. Sonra ne oldu? Çocuğun biri öğretmeni var dövdü. Tayyip amcamız dedi ki öğretmenler çocukları dövemez, bilmem ne olamaz. Olay oradan bir patlak verdi. O gündür bugündür öğretmenler dayak yiyor. Hak ediyorlar mı? Bence kesinlikle hak ediyorlar ya. Çünkü öğretmen öğretmen değil. Şu zamandaki öğretmen öğretmen değil. Neden? Çünkü eğitim eğitim değil. Eski öğretmenlere bir şey demiyorum, o ayrı. Yeni nesil öğretmenler sadece kitaplardaki yazıları okuyan okuyucular gibi, anlatıcılar gibi. Bir şey gibi bilmiyorlar ki. Hiçbir şey bilmiyorlar. Peki bunların yetiştirdiği öğrenciler? Onlar da hiçbir şey bilmiyor.
doğal olarak. En kötüsü de o ya. O zaman Babil dizisindeki önermeler doğrudur diyorsun. Para her şeydir, para tek şeydir konusu. Şu sistemde görüntü onu gösteriyor. Peki memlekette bu kadar yoksulluğun, fakirliğin içerisinde insanların ponzileri hala bir şekilde para kaptırabiliyor olması hakkında ne düşünüyorsun? Ponzi'nin ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Son 3 yılda Türkiye'de ortalama 500 bin üye toplamış çeşitli firmalar farklı isimler altında. 2,5 milyar TL para toplanmış. Ne düşünüyorsun? Yani insanlar kolay para kazanma umuduyla bir şekilde para yatırmışlar ve... Olay bence o değil. Kolay para kazanmak değil insanların derdi. Birincisi şu zamanda insanlar iş bulamıyor. İkincisi buldukları işlerde insanlara sen insan değilsin, sen bir boksun şeklinde davranılıyor. Karşında bir insan var senin. Bak yani. Babil dizisiyle alakalı bir şey dikkatimi çok çekti. Suçun meşrulaştırılması var. Bunlar bir ponzi kuruyor, bir dolandırıcılık organizasyonu kuruyor. Yani var olmayan bir madenin hisselerini satıyorlar ve bundan kar payı dağıtıyorlar, değil mi? Ama şu ana kadar gördüğümüz tek şey sadece zengin ve dolandırılmaya müsait insanların paralarını almak için uğraştıkları. Yine fakirlerin gazını almaya yönelik bir şey var. Ama ponzilerde zenginler çok fazla para kaptırmaz böyle şeylere. Çünkü bu tarz ponzilerde %10'lar, %20'ler, %25 kar paylarından bahsedilir. Akıllı bir zengin, ki zengin olabilmek için para kazanmaktan çok paranı korumaktan geçer zenginlik, kar paylarının ödenemeyeceğini bildiğinden dolayı çok büyük paralar kaptırmazlar. Ama daha çok fakir fukara, bir evi olan, iki evi olan, işte arabası olan, köşede 300 bin, 500 bin birikmişi olan, köyde tarlası tabanı olan insanlar daha çok para kaptırır bu tarz şirketlere. Daha onları dizide anlatmadılar. İşte dolandırılmaya müsait, işte Sülün Osman'dan örnek verip, hani Sülün Osman demiş ya, beni dolandırmaya çalışmayan hiç kimseyi dolandırmadım. Evet. Yani esasında dolandırıcıları dolandıran bir dolandırıcı var ortada. Ve bu bize etikmiş gibi geliyor ve bizim alkışlarımızı, seyircinin alkışını alıyor. Dizide şu ana kadar yapılan en büyük hata bu. Yani bir profesör var, çocuğu hasta, çocuğunun hastalığını tedavi ettirebilmek amacıyla bir para toplamaya çalışıyor. Ama orada çok ince bir nükte var. Nedir? Profesör parasız kaldı. Nasıl parasız kaldı? Nasıl parasız kaldı? İş yerindeki arkadaşı rektör olmak istiyor. Ama rektörlüğü hak eden bizim profesör. Doğru. Bizim profesörün ayağını kaydırıyor, çamur atıyor. O rektörlük benim demiştim sana diyor. O benim hakkım demiştim diyor. Burada ne var? Hırs var. Burada ne var? Esas ahlaksızlık zaten burada değil mi? Yani şu an makam, mevki sahibi olan ben hiç kimsenin alnının teriyle oraya geldiğini zannetmiyorum. Kesin birisinin ayağına çelme taktı. Hak eden birisinin önüne geçti. Kesinlikle şu zamanda ben bunu görüyorum. Dizinin peki insanlara vermeye çalıştığı mesaj ne? Yani birincisi... Dediğin gibi birileri bir makam mevkiyi gerçekten hak ederek elde etmiyor. Tamam, bu mesaj değil, bir durum. Yani bir şekilde bize bir tavır alma ya da alacağımız tavırı gösterme cesareti bulmalıydı diye dizi düşünüyorum. Yani bize bir durum anlatıyor. Yani bakın, memlekette hiç kimse bir makamı, bir mevkiyi hak ettiği için gelmiyor diyor. E tamam, zaten bunu biliyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Bana artısı ne? Hiç. 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 Zaten televizyonda yayınlanan bir film, televizyonda yayınlanan bir dizinin insanların zihnini açacak bir şey olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman. Televizyona her zaman ne diyorduk biz? Aptal kutusu. Aptal kutusu diyorduk. Şu an bizim aptal kutumuz ne? YouTube belki. Evet. Yarın aptal kutusu ne olacak? Kim bilir ne olacak? Televizyonda insanlara belgesel izlettirebilirlerdi. Şu an televizyonda belgeseller ne zaman yayınlanıyor? Belgesel Rütük, kanalları var. Otur Rütük, izlersin. Rütük'ün hoşuna gitmeyen bir şey yayınladığı zaman bir kanal ceza olsun diye belgesel yayınlanıyor. Rütük kim? Başkan. Başkan. Doğru. Adı üstünde Rütük. Rütük. Başkanlı bir şey yok içinde.
Rete. Rete. Hmm. Recep Tayyip. Recep Tayyip Kontrol Kurumu. Televizyon kontrol. Ama bu sadece Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı bir şey değil. 20 senedir Recep Tayyip var ya, ne başka kimse. Onun öncesinde de Rütük vardı. Yine aynı şekilde ceza yazdığı zaman ceza yazdığı kanala. Ve benim en keyif aldığım o belgeselleri izlemekti yani. Keşke her zaman bu belgeselleri yayınlasalar derdi. Babil dizisi de bir toplum mühendisliği ürünü mü? Bence öyle. Nasıl bir mesaj veriyor bize? Birincisi, ya bu dizi dedik, şu zamanda değil de çok daha öncesinde yapılmış olsaydı, evet, toplumu uyandırmak için bir şey derdim. Ama şu an topluma bir şeyi kabullendirmek için bir şey. Aynen öyle. Yani makam mevki sahibi olmak istediğinde ve bunu hak ediyorsan, hak etmeyen biri bunu senin elinden alabilir ve senin bunun karşısında yapabileceğin hiçbir şey yok. Verilen birinci mesaj bu. Evet. İkinci mesaj ne peki? Ne? İkinci mesaj da şu: eğer ulu bir amacın varsa, kötü gördüğün insanlardan ya da senin gözünde kötü olan insanlardan para çalabilirsin veya onlara kötülük yapabilirsin. Bu kötü bir şey değildir mesajı var. Ama peki gerçekte Ponzi'lere para kaptıran insanlar gerçekten dışarıda dolandırıcılık yapan zengin insanlar mı? En çok mağdur olan onlar mı acaba? Bunu zaten dizide işliyor. Şu ana kadar gerçekten fakir birini işe aldılar mı? Dizide profesörün en çok fakirlere bu işe bulaştırmayacağız diyor. Hiçbir zaman olmaz işte. Bu da toplum mühendisliği. Ben sana birkaç tane firma ismi sayayım. Hı hı. Bunlar hakkında büyük ihtimalle dinleyicilerin, izleyicilerin de çok büyük fikri yok. Ben sana hedef aldığı kitleyi söyleyeyim. Türkiye'de 50 bin üyeye ulaşan ve 85 milyon TL toplayan Kairos diye bir firma var. Kairos firmasının insanlara anlattığı şey neydi biliyor musun? Neydi? Sadece bir bilgisayara sahip ol. Bizden bir üyelik al, bilgisayarını 24 saat internete bağlı tut ya da günde 8 saat bir program veriyorlar. O program açık kalsın ve o programla biz senin hard diskini kullanalım. Sana da aylık olarak bir kar payı ödeyelim. Zengin insanları mı hedef aldılar? Asla. Toplumun en fakir kesimini hedef aldılar. İnsanlar 10 tane, 20 tane, 30 tane bilgisayar alıp hepsini internete bağlayıp bu Kairos isimli firmanın yazılımını çalıştırıp para kazanmaya çalıştı. Ve bir senenin sonunda şirket ortadan kaybolduğunda millet elinde, avucunda yüzlerce laptopla kaldığıyla kaldı. Ve insanlar bu firmaya girmek için evlerini sattılar, arabalarını sattılar, arazilerini sattılar. CoinSpace diye bir firma mesela 25 bin üyeye ulaştı. 420 bin TL topladı. CoinSpace'in olayı daha farklıydı. CoinSpace dedi ki yeni bir para birimi çıkacak. Bu para birimi işte dövizin yerini alacak. Bu para birimini ilk kullananlardan olmak için bunu şimdiden satın almanız lazım. Paranızı 1'e 1000 vaat ettiler. 1'e 1000. İşte Bitcoin örneğini verdiler ve insanlar bu CoinSpace firmasına 420 milyon TL yatırmış. Epitelium diye bir firma var. 21 bin üyeye ulaşmış. MMM var. 30 bin üye. Getmy ADS 50 bin üye. Buna ben de girdim. Buna ben de girdim. 2000 dolar para yatırdım zamanında. Hatta 15 bin dolarım bu firmanın içinde kaldı. Nilfa 3 bin üye. Ankaway 1000 üye. Traffic Ads 20 bin üye. Edinar 15 bin üye. Coestra Holding. Bak bu Coestra Holding en ilginçlerinden biri. Bir holding var. Gidiyor dünyanın çeşitli yerlerinde havaalanı kiralıyor. Maden kiralıyor. Tabii otoyol kiralıyor. Köprü kiralıyor. Bunları işletiyor senden topladığı paralarla. Sana kar payı dağıtıyor. Çok mantıklı değil mi? Çünkü borsada bir nevi bunu yapıyor. Ve insanlar buna para kaptırdı. Türkiye'de 15 bin üye ve 55 milyon TL'ye ulaştı. Peki bir şey merak bak, ediyorum. Bak Çiftlik Bank en büyük vurgun. En büyük vurgun. Adam dedi ki, o tontoş adam. Hı-hı. Çocuk. Dedi ki bizim süt çiftliklerimiz var. Hayvan çiftliklerimiz var. Peynir üreteceğiz. İşte besi hayvanlarını keseceğiz. Et olarak satacağız. Kıyma yapacağız. 80 bin üye ve 550 milyon TL. Flexcom mesela 40 bin üye. Senin evin olsa, evini satıp girer misin böyle bir işe? İşte sana bu işin
nasıl bir durumdayken sen geldiğiyle alakalı bir şey veya kim tarafından getirildiğiyle alakalı. Yani hangi mantıkla, ben şunu düşünüyorum, hangi mantıkla bir insan elindeki malı satıp da böyle bir işe yatırım yapar? Elimdeki malın tamamını ticarete koyma, yatırma. Hangi mantık, hangi kafa? Benim bak, aklım bu anladım. Normal bir ticaret değil ama. Olsun. Bak adam diyor ki havaalanı kiraladık diyor. Buna sen ortak olacaksın diyor. Sana bunun karşılığında ben bir ortaklık belgesi vereceğim diyor. Sahte. O zaman bu açgözlülük oluyor. Aynen. Yani adam sırf açgözlülüğünden dolayı malını mülkünü satıp bu işe giriyor. O zaman o dolandırılmayı hak etmiş oluyor. Yine de hak etmiyor. Hak ediyor ya. Hak etmiyor. Vallahi hak ediyor. Ben hak ediyor. Salak işte. O zaman işte sen bu toplum mühendisliğine destek olmuş oluyorsun. Öyle. Destek olmuş yani oluyorsun. Bu mantıkla bakarsak öyle. O zaman o adam bunu gerçekten hak etmiş oluyor. Onu bir yaşayıp, o tokatlamayı bir yaşayıp görmesi lazım ki götü başı toplasın yani, kusura bakma da. Dolandıranın hiç mi suçu yok? Sülün Osman mevzusu. Gene ona döndük. Evet. Dolandıranın hiç mi suçu yok? Ki dolandıranlar da genelde kanunen korunuyor, biliyor musun? Mesela o adam senin evini iç etsin, arabanı iç etsin, adamın kapısına dayanamazsın. Seni içeri atarlar adamın kapısına dayandığın için. Esas mevzu, dolandırıcılar neden dolandırıcılığa başlamışlar? Sence? Toplum yüzünden.